301 madencinin hayatını kaybettiği Soma faciası ile ilgili davanın ilk duruşması görüldü. Duruşma öncesi sabah erken saatlerde Akhisar tren istasyonu önünde toplanan şehit madencilerin yakınları ve vatandaşlar adliye binasına yürüyüş yaptı. Tutuklu sanıklar duruşmaya güvenlik gerekçesiyle getirilmedi. Aileler bu duruma tepki gösterdi. Tepkiler üzerine sanık avukatları mahkeme salonunu terk etti. Davada ilk ara kararını açıklayan Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi, sanıkların salona getirilmesine karar verdi. Mahkeme, kamu görevlileri hakkında yürütülen soruşturmaya ilişkinde bilgi istenmesine hükmetti. Duruşma 15 Nisan ertelendi. Bu bozduruldu. Şimdi bu bürokratlar, Danıştay'ca bozdurulan, onlar da sorumludur diyen bu bürokratlar nasıl yargılanacak? Tabii bu da önemli bir konu. Manisa Baro Başkanı Ali Arsan kararla ilgili değerlendirmeler yaptı. Gönüllü avukat arkadaşımız bu davaları takip ediyor. Duruşmada yaptığımız itiraz çerçevesinde SEKBİS'le sanıkların 8 sanığın SEKBİS'le ifadesinin alınmasından vazgeçildi. Duruşmanın ertelenmesinin ardından mağdur aileler basın açıklaması yaptı. Ama biz yaşadık, başkası yaşamasın. Benim kocamı maden öldürmedi, yetkiler öldürdü, büyükler öldürdü. Biz davamızın arkasındayız. Ölene kadar ölmek var, dönmek yok. Bu bir kişinin davası değil, Türkiye'nin davası oldu bu artık. Davayı takip edenler arasında madenden sağ olarak kurtulan ve şimdi meclise girmeyi hedefleyen Vatan Partisi İzmir Milletvekili adayı Sefa Köken de vardı. Köken, mahkeme hakkındaki izlenimlerini paylaştı. Burayı denetleyen müfettişlerin, orada mangal partisi yapıp da orayı denetlemeden burası olumlu diyen müfettişlerin buraya gelmesi lazım ki ancak o zaman adaletin olduğuna inanıyoruz biz.